Şu Başlattın mı? Tamam. İyi. Oğlum onun şeyini kapat. Onu kapat. Bu fişe baksana, fişte kaç paralık harcama yapmışım bak bak. Evet, hiçbir şey yokmuş gibi, tamam mı? Bence Hani ben hiç de bir konuşmamışız gibi aynen. bilerek. Arkadaşlar merhaba, ben Doktor Fix. Bugün sizlere Excalibur oyuncu monitörü tanıtıyoruz. Hem de fiyat performans ürünü desem yalan olur. Reji'den lütfen isteyelim monitörümüzü. Getir bakalım monitörü. Buyur. Al. Oha, takılı lan. Arkadaşlar monitör bu, kutusu bu. Oğlum tersi mi? Ne olmuş lan? Oğlum düz. Şu an düz ha, bu. Düz de. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu monitörümüz biraz tuzlu. O kadar yüksek bir fiyatlı değil. Alınabilecek bir fiyatta. QWERTY, YAMUK. Yani sizin görüş açınızı biraz da olsun açan. Şu şekilde açıyor sizin görüş açınızı. Kola içme arkada oğlum. Burada 200 Hz yazıyor fakat buna pek aldanmayın. Çünkü bu DVI de bu şekilde. DVI kablomuzu bağladığınız zaman 200 Hz'lik bir kalite alıyorsunuz. Bu ne amına? 1 milisaniye arkadaşlar. Yani buna da pek 2 falan vardır diye düşünüyorum ben. 1 milisaniye ama. 16'ya 9 HDR görüntü kalitesi var. 1080p yani olması gereken. 4K monitörü 3600 TL'ye bulamazsınız. Bunlar da İki ekran kartının uyumlu olan özellikleri. Mesela AMD'de bu uyumlu, Nvidia'da bu uyumlu. FreeSync, G-Sync desteği var işte. Aynen. Gaming desteği, ah anamını. Saygıdeğer ailem kutuyu benden önce açtığı için biraz zedelenmeler olmuş olabilir. Yamulmuş evet evet. Nasıl açtıysan. Çek. Reziden yardım istedim. Kameraman da arkada kola içiyor. Çek, kola bitti. Bakın bak. Hop. Çıkart. Çek. Ha. Tamam, at bu kez. Siket onu. Bunların hepsi dediğim gibi önceden açılma. Bunları falan önceden açtılar. Bunları. Bu DVI bu. 200 Hz'i bunda alıyorsunuz. Arkadaşlar bu da HDMI. Her zaman gibi garibin dostu. Garibin dostu yani. DVI biraz şey işine kaçıyor. Yemin. 3 kablomuz var. 3 kablosu. Bunu herkes bilir zaten. Bak bunu takıyorsun. Bu şekilde. Bu monitörün şeyi aldı. Bunu böyle. Herkes bilir bunun ne olduğunu abone. HDMI'yi de bilmeyen bırak monitör almasın. Bu ayak. Bu da ayağın şeyi. Bu ne oğlum? Tamam biliyorum. Öyle tamam. Demeyeceğim de. Bu kısım zararlı. Bunu hemen takın. Neyse o reji videoyu şeyde ayarlarken biz de bebeğimize bir merhaba diyelim. Şeyi geldi burada önümüzde şu şekilde. Daha yeni geldiği için sadece o kablolar açıldı. Bakın bu kısım yamuk. Hatta şöyle de gösterebilirim arkadaşlara. Şu şekilde bakın yamuk gözüküyor değil mi? Evet evet. Gördüğünüz gibi. Hani bunu böyle babanızla beraber açarsanız oğlum bu monitör kırılmış geri gönder falan demesin yani. Vallahi yaparlar lan. Sen kaldır biraz havaya da rahat sokuyor. Sok. Aaa devam et. Çok rahat soktu o. Arkadaşlar bir de bunun böyle şey özelliği var. Havaya kaldır çek. Şimdi bunu havaya kaldır çek. Tepeye bakıyor arkadaşlar ama istersen şöyle indirebiliriz. Ama sessiz olun. Arkadaşım yumurdan çok fazla oynar. Aynen. Kendimize güvendiğimiz zinemize güveniyorsak sen kameraya her gün 3600 lira sıçıyor. Gökten zembille iniyor bize zaten 3600 lira. İndirip kaldırabiliyorsunuz. Ben kaldırmak taraftarıyım. Kaldırmak iyi oluyor. Kaldırarak daha güzel oluyor yani. Monitörünüz aşağıda kalıyorsa kaldırın. Düğmelerimiz var. Acık modları var şurada. Modları ayarlamayı. Burası güç tuşu. Ben ilk geldiğimde şuralara aldanmayın. Ben burada ışık yanıyor falan zannettim. Çok güzel olmaz mıydı ama? Şuradaki ışıklar yansa. Ya ne bitik olabilir. Çok güzel olurdu. Güzel ama olabilir. Yanmıyormuş buralar. Gece böyle duvara falan vuruyor. Aynen. Mikro ama bir de şu var. Bunun acaba şeyi var mı hoparlörü? Hani yok değil mi hoparlörü? Yok hoparlörü. Hoparlörü. Şimdi bunu bir test yapacağız. Test indireceğiz. O zaman masada görüşürüz. Şimdi ölü piksel testindeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda siyah ekrandayız. Bastığımızda beyaz ekrandayız. Şöyle tek tek bakalım sizinle. Şu an pek ölü piksel yok gibi gözüküyor beyazda. Ancak şuraya da bir bakalım. Kırmızıda da yok. Yeşilde de yok. Mavide de yok. Arkadaşlar ölü piksel yok. Testi bitir dediğimiz zaman da
Evet, ölü pikselimiz yok. Şimdi ghosting testine bakacağız. Arkadaşlar size öncelikle ghosting nedir onu açıklayayım. Ghosting, bilgisayarınızda bir fareyi, bir nesneyi oynattığınız zaman etrafından gelen hayalet gibi bir şey yani. Anlatabildim mi? Elimi ben böyle oynattığım zaman elimin arkasından gölgeler geliyorsa bir ghosting olduğu anlamına gelir. Excalibur monitörlerde genelde ghosting oluyor ama sadece siyah şeylerin üzerinde ghosting anlaşılıyor. Yani siyah nesnelerin üzerinde ghosting anlaşılıyor. Bakın buralarda pek ghosting olup olmadığı anlaşılmıyor. Gördüğünüz gibi burada da yok. Yani şuraya baktığınız zaman burada da yok. Yani koyu temalarda ghosting çok kolayca anlaşılıyor. Hatta size bu gördüğünüz gibi ghosting bunda anlaşılıyor arkadaşlar. Alacaksanız bu şekilde hani bakarak alın. Gördüğünüz gibi peşinden bir fare geliyor. Testlerimiz bu kadardı. Şimdi dahi yani arkadaşımız Ali'nin toplama videosuna geçiyoruz. Kutuyu toplarken bir şeyler söylemiş. Geçin onları bir izleyin. Yani İzlemek isteyen orayı da izleyebilir. Benim bu arkadaşım çok kalmış. Yani kaçayım ben bu kuyumdan. Neyse buralara da sahne olarak koyar. Ben de toplayayım ne abi. Arkadaşlar nasıl izliyorsunuz? Bu arada çok değiştik ha gerçekten. Ben üniversiteye gidiyorum, arkadaşım üniversite sınavına yeniden yazıldı falan da ya bayağı değişik bir kolay okuldu. Hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama Allah ilim herkese yani sevmeyi sevilmeyi yani sizden iyi olmasın yani bir sevgilim var. Aga nereden nereye geldin ama? Üniversite hayatınızda inşallah istediğiniz yerlere gidersiniz. Ya sikeceğim kutunu şimdi amına. Yani Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu arada şu üniversite sınavına giren kardeşlerim. Umarım yani istediğiniz üniversitelere gidebilirsiniz. Yani üniversite hayal ettiğiniz gibi bir ortam değil ya. Tavrına söyledim bu durumu da. Hayal ettiğiniz gibi bir ortam değil. Yok yani öyle bir ortam. İşte gezeyim pozayım kafasında gidiyorsanız yani. En azından Trakya Üniversitesi'nde okuyan bir genç olarak söylüyorum. Kutular toplum ben ne yapalım arkadan gitti gelecek. Diğer videolarımızı izlemediyseniz çabuk izleyin. Yoksa bu büyük heyecanı kaçırırsınız. Artık geri dönüyoruz adamım. Yapacağız bu işi. Oh yeah.